Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, abiler, kardeşler. Bugün dosyamla hazırım. Çünkü bu dükkan açma kapama videolarını çektiğimizde bazı arkadaşlarım sadece tespitçiyi, sadece şeyi falan anlatmışsın dediler. Ve 12 dakikamızı hiç ettin, 15 dakikamızı hiç ettin falan gibisinden konuşmalar oldu. Bunun adına size net belgeli bir şekilde şimdi şahıs şirketi nasıl kurulur? Kendim nasıl kurdum? Bunun hakkında size bir anlatacağım yani yanlış bilgilerim olabilir. Nasıl yanlış bilgilerim olabilir? Adam yazmış ki bana abi ben o tekam yapacağım. O tekam açacağım. Kosgep'e başvuracağım ya da bir restoran açacağım, Kosgep'e başvuracağım. Bunu nasıl yapabilirim falan filan? Ben hani Kosgep'ten falan öyle çok anlayan bir insan değilim. Kendim şahıs adına bir dükkan açtığım için, şahıs şirketi kurduğum için sizlere de eğer şahıs şirketi kurmak isteyen varsa bunun hakkında bilgi vermek için bir video çektim. Şimdi ilk başta öncelikle her hiçbir şeye başlamadan önce size önce cezalardan bir başlatalım. Ondan sonra nasıl açılacağını başlatacağım. Şu dosyamda şurada bir yerde kalsın. Çünkü bu dosyada ihtiyacım olacak. Öncelikle bu internetlerden biz satış yapıyoruz. Tabii Letgo o bu uygulamadan bahsetmiyorum. İkinci el üründen bahsetmiyorum. İkinci ürünün tekrarlanması. Mesela bir tespit sattı, iki tespit sattı, üç tespit sattı, beş tespit sattı. Artık bu işin ticaretine döndüğün zaman bu işin vergisini vermen, fatura kesmen gerekli. Zaten trend yol N11 gitti gidiyor. Ondan sonra birkaç tane daha uygulama bu tarz uygulamalarda her sattığın ürünün başına fatura kesmen gerekecek. Bunu çünkü çok rahat bir şekilde sistemden takip edebiliyorlar ve çok ağır cezaları var. Çok ağır yaptırımları var vergi kaçırmak gibi şeylerin. Bu yüzden Şahıs şirketi kurmanız gerekti. Mesela tren satış yapmanız için ya da diğer e-ticaret sitelerine satış yapabilmeniz için fatura kesmeniz gerekti. Bunun için de vergi levhası almanız gerekti. Vergi levhası şahıs şirketi olarak kuruyorsunuz ilk başta. tabii çok kurumsal değilseniz, yanınızda 20-30 tane eleman çalıştırmıyorsanız ve çok büyük marka altında açmayacaksanız. Mesela internetten e-ticaret satışı için bir mağaza açacağız. Bunun için yapmamız gereken bir şey öncelikle gidip düzgün bir muhasebeci buluyoruz. Muhasebeciyle oturuyoruz. Zaten biz muhasebeciye söyleyeceğimiz zaman ben tespit satacağım, ben tişört satacağım, ben butik açacağım, ben e, oto açacağım ya da ben herhangi bir şey açacağım dediğiniz zaman onlar zaten sana her konuda yardımcı oluyor. İlk başta benim zamanımda tabii 1000 liraya yakın bir para verdim. Bunlar bana sistemi 3 gün içerisinde açıp verdiler. Vergi dairemi o akşam yani vergi levasını alıyorlar 2 gün içerisinde. Gidiyorsun vergi levanı sana hemen çıkartıp veriyorlar. Artık eline direkt vermiyorlar. Bunu internetten WhatsApp üzerinden sana fotoğrafını atıyorlar. Sen bunu çıktısını çıkartıyorsun. e devletinde zaten senin vergi levan gözüküyor. Bu internet sitelerinde e-ticarette ilk başta trend yola ya da faktiyelleri girerken sizlerden istediği en önemli bir husus var. Bu da imza beyannamesi. Aynen değil mi? Beyannamesi. imza beyannamesi. Şimdi ben bunu almıştım. Şurada duruyor. Şimdi imza beyannamesi ne oluyor? Senin imzanı 3 tane sana imza attırıyorlar. Bunu da gidip noterden alıyorsun. Notere bir miktar para veriyorsun. İmza beyanname alıyorsun. Bu imza senin tasdikli şirket imzan oluyor. Bu çünkü herhangi bir e-ticaret sitesine girdiğinde bunu senden isteyecek. Diyecek ki hani imza beyannameni yükle diyecek. Ondan sonra size bir e-arşiv numarası bir de e-arşiv şifresi veriyorlar kullanıcı şifre. Bunlarla da girip e-arşiv Google'a e-arşiv yazdığında Girip ürünün artık neyse ona göre %18, %8, %1 faturanı kesiyorsun. Bu faturaları da kestiğin kişilere göndermen gerekiyor ki onlar da faturalı ürün sattığını bilsinler. Bunların açısından size 3 ayda bir stopaj, aylık KDV vergin oluyor. Mesela %18, %18 kestin. Aylık 300 liraya yakın bir fatura kestin. Ama sen bunları gider olarak da gösterebiliyorsun. Mesela aldığın malın faturasını, yediğin yemeğin fişini, eğer araban şirketi üzerindeyse arabanın yakıtını, tamirini, dükkana aldığın demir başları falan işleyebiliyorsun. Bunları tabii muhasebeci sana detaylı bir şekilde anlatıyor. Ben sadece size ilk aşamayı bahsediyorum. İlk aşama o kadar basit ki siz hala yok şunu anlatmadın, yok bunu anlatmadın, yok şunu anlatmadın diye sadece laf dalaşına girmeye çalışıyorsunuz ama öyle laf dalaşına girmeye gidecek bir durum yok. Sadece düzgün bir muhasebeci bulduğunuz zaman gidiyorsunuz ona bin lira yakın bir ücret ödüyorsunuz. Ondan sonra bu size zaten şahıs şirketini kuruyor. Bir de ayrıyetten muhasebeciye aylık 200 lira para ödüyorsunuz. Bunu sadece bir ay değil dükkanın kaç aya çıksa o kadarlık ödüyorsun. Mesela bu ay ödedin 200 lira. Ekim ayı için 200 lira ödedin. Kasım ayı için 200 lira ödüyorsun. Aralık ayı için 200 lira ödüyorsun. Ya da 250 lira artık muhasebecinin ücreti ne kadarsa ona göre bir ücret ödüyorsun. Ondan sonra KDV'yle ile her ay ödüyorsun. Bu da bilginizde olsun. Yani bu hesaplamaya bağlı. Şimdi dükkanın dükkana para veriyorsun kira olarak. Bunu düşebiliyorsun. Telefon fotoğrafını düşebiliyorsun KDV'den. Bir sürü şeyi KDV'den düşebiliyorsun. Şimdi bu benim bir önceki dükkanımdan da kalan şeyler. Hani başka anlatabileceğim vergi levhası da şu şekilde bunu E-Devlet'ten ya da sana gönderdiği muhasebecinin şöyle muhasebecinin sana gönderdiği şeyi çıkartabiliyorsun. Oy oy yoruldum anlatırken ya. Başka bakıyorum da sonra aklımızda şey kalmasın. Başka bir şey yok. Dediğim gibi işte yine KDV falan şey yapıyorsun. Bir notere gidiyorsun. imza sürgü yalıcısı alıyorsun. Şahıs şirketi açmak eskisi gibi o kadar zor değil. Ha şimdi diyeceksiniz şahıs şirketini açtık. Aradan 5 ay geçti. Artık yapamadık. Bir de şunu söyleyeyim şimdi. Onu anlatayım ondan sonra ona geçeyim. Devletimizin size bir yıl boyunca 29 yaşını doldurmamış genç kardeşlerimize bir yıl boyunca ücretsiz bağkur kur. 3 yıl boyunca da gelir vergisinden muaf kılıyor. Gelir vergisi de 1 yıl boyunca kestiğin faturaların %20'ini devlet tarafına iade yapıyorsun, ödüyorsun. O da var şimdi şu şirketi açtım. Aradan 5-6 ay geçti. Yapamadım. Sürdüremedim. Ben bunu kapatmayı düşünüyorum. Nasıl kapatacağım? Tekrardan muhasebecine gidiyorsun. Muhasebecin çok kolay bir şekilde o sana şirketi kapattırıyor. O da yine bir gün içerisinde oluyor. Faturalarını hesaplıyorlar, her şeyini hesaplıyorlar. Dönem yani sadece dükkanı kapattıktan sonra gelir vergisi zamanı geldiğinde Gelir vergisi borcun çıkıyor. Başka da herhangi bir şey olmuyor. Dükkan açmak hani zor aslında. Dükkanı bulmak, doldurmak, müşteri bulmak, satış yapmak, para kazanmak bunlar zor. Ama şahıs şirketini kurmak gerçekten haddinden fazla kolay. Aklınıza takılan bir soru ya da bir soru işareti varsa küfür etmek yerine alttan bir soru sorarsanız ya da altta açıklamada Instagram adresini bırakacağım. Oradan soru sorarsanız elimden geldiğince muhasebecimden fikir alırım. Arkadaşım var muhasebeci ondan fikir alırım. Sizlere de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.